Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sisteminde revizyon tartışmalarını değerlendirdi. Sistem sorunu yok, alt mevzuatta değişiklikler yapılabilir dedi. Şentop, yeni sistemde erken seçim ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 27. dönem 2. yasama yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili revizyon tartışmalarına değindi. Anayasal düzlemde hükümet sistemiyle ilgili sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim. Ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir. Şentop, meclisin itibarının azaldığı iddialarına da katılmadı. Şu an itibarıyla gücünde ve itibarında bir azalma olmadığını düşünüyorum. Ama bunun zaman içerisinde artacağını da düşünüyorum. Mustafa Şentop, tartışmaların Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden daha çok siyasi aktörlerden kaynaklandığını öne sürdü. Eleştirilere de otomatik vites benzetmesiyle yanıt verdi. Toplam 651 öneri meclise sunulmuş evvelki yıl. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanlığı sistemine. Milletvekilleri tarafından 1354 kanun teklifi verilmiş. Şimdi manuel viteste de debriyaj var. Otomatik viteste de debriyaj yok. Sorusunun cevabı aslında bu örnek üzerinden anlatılabilir. Bunlar sistemle ilgili değil. Dolayısıyla hükümet sistemi tartışmalarında sistemin kendi tabiatından kaynaklanan sıkıntılar varsa bunlarla konjonktürden aktörlerden kaynaklanan sıkıntıları birbirinden ayırmamız lazım. Şentop, erken seçim tartışmalarına da yorum getirdi. Bu yeni sistemde erken seçim ihtimali çok düşük. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın böyle bir karar alabilmesi, teorik olarak söylüyorum, bu sistemde mümkün ama çok zor. Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum.